Sedefe karşı mahonya. Bu Oregon üzümü deniz. Üzüme benzediği için. Aslında üzüm değil. Mavimsi mor üzümleri var. Bu bitkinin kökünde alkaloidler denen etken bir madde var. Alkaloidler. Bununla ilgili Almanya'da Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Neumann kökünden, kabuğundan elde ettikleri ekstraktı sedef hastaları üzerine denemiştir. Sedef hastalarını iyileştirmişler. Ama bazısında %5 başarı, %85, bazılarında %90 başarılı demişler. Ki sedefin de çaresi yoktur diye biliyoruz. %85, %90 çok büyük bir başarı. İtalyan asıllı Doktor Simoncini, onkolog, kanser hastalıkları ve sedef hastalıkları uzmanı. 30 yıl sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmış, sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgelemiştir. Alman asıllı uzmanlar da bunu mahonya ile tedavi etmişler. Mahonya. Mahonya ile sedef problemsiz iyileşir. Ama %100 demek yanlış. Hiçbir zaman %100 şöyledir, böyledir olmaz. Yani onlar da zaten yapmış olduğu klinik araştırma ne diyorlar? %85. Bazıları mesela 3 ay kullanıyor, bırakıyor. 5-6 ay kullanacak belki. O zaman iyileşecek. Bazıları korkuyor. Şimdi mesela bunu kullandığı zaman metal para büyüklüğündeyse sedef, derinin altındaki bütün iltihabı, cerahat, curufu dışarı atıyor. Biraz büyüyor. Zannediyor ki vatandaş daha da büyüyor, daha kötü oluyor. Oldu. Halbuki kusuyor, temizliyor, arıtıyor. Biraz sabretmek gerekiyor. İleride çıkacak yani. Bir ay kadar sabretse iyileşecek. Bazıları panik oluyor. Aa, daha da kötü oluyor, bırakıyor. Sabredebilirse iyileşecek. Bazıları bırakıyor bu nedenle. O zaman ne oluyor? Bir şey yaramıyor. Tekrar başa dönüyor. Evet. Ciltte mesela mantara karşı nasıldır? Mantar hastalığına karşı, hani cildimizde oluşan mantarlara karşı. Bununla ilgili çay ağacı yağı diye bir bitki var. Avustralya'da yetişir. Latincesi Melaleuca alternifolia. Bununla ilgili Profesör Doktor Bazart klinik araştırması yapmış. Mesela kişinin dudağının kenarında herpes uçuk olursa bir damla çay ağacı yağı sürdüğünüzde herpesi uçuğu önler. Bayanlarda pis kokulu akıntılar varsa adet döneminde kullanılan tamponlara 4-5 damla damlattığı fitil gibi kullanırsa bayanlardaki pis kokulu akıntıları önler. Ciltte, tırnakta eğer ki mantar varsa tırnak mantarı çay ağacı yağından birkaç damla sürdüğünüzde iyi gelir. Christoph Kolomb Avustralya'ya, tabii dünya seyahati yapıyor yani, geziyor. Avustralya'ya geldiğinde bakıyor ki halk bir bitkinin yaprağını çay gibi demliyor, içiyor. Aa, bu çay ağacı yağı diyor. Çayla ilgisi yok, çay ağacı yağı ile ilgisi yok. O zaman da bugüne kadar çay ağacı yağı olarak geçiyor. Aslında Melaleuca adı. Yanlış bir isimlendirme nedeniyle çay ağacı yağı olarak devam edip gidiyor. Çay ağacı yağı her türlü mantara karşı, ciltteki ve dudaktaki herpese karşı, tırnak mantarına karşı, bayanlardaki pis kokulu akıntılara karşı etkili ve yan etkisi yok. Tamamen doğal. Evet. Peki İbrahim Bey, kış aylarında olduğumuz için ben tekrar gribe kısaca değinmek istiyorum. Süremizin sonuna geldik. Kısaca toparlayacak olursak eğer, şimdi gribi önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar söyleyelim ekranların başına yeni gelenler için. Ve grip, ağır grip hastasıysak ne yapmamız gerekiyor? Evde mesela çaya, çorbaya karabiber, kırmızı biber katılarak içilir. Bir, tamam. Sulu yemeklere. Bağışık sistemini güçlendirir. İki, özel bir çay yapılabilir. Ekinezya, kekik, ada çayı. Ama hangi kekik? Şifalı kekik. 52 çeşit kekikten sadece biri hakik kekik etkili. Ada çayı. 83 çeşitten sadece Salvia officinalis, biri şifalı. Diğerleri de olabilir de. Tarçın nasıl? Ben tarçın kullanırım mesela. Tarçın da güzel. Ekinezya, kekik, ada çayı, nar kabuğu mesela çaya çok güzel bir aroma verir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nar kabuğu. Narı yiyip atmayalım kabuğunu. Ne yapacağız? Çaya. Kaynatacağız mı? Birlikte. Birlikte. Yani ekinezya, kekik, ada çayı, nar kabuğu, efendim bir de ıhlamur. Bunları karıştırarak çay gibi denilirse bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok güzel.
kişiyi kışı rahat atlatır. Kolay kolay. Problemsiz. Çok güzel bir formül. Kendimizi böyle koruyabiliriz. Tabii tabii. Herkes koruyabilir. Herkes evde yapabilir. Ama ağır bir rahatsızlığa yakalanmışsa bizim çok güzel bununla ilgili çalışmalarımız var. Alo dedi mi hallederiz. Problem değil. Evde yapabileceğimiz çözüm nedir bununla ilgili? Çok ağır grip hastasıysak. Ya evde yani çok ağırsa bağışıklık sistemini güçlendirmek için daha ciddi bir yardım ciddi gerekiyor mesela, değil mi? Ekinezya ve ıtır. Bunların içindeki etken madde az. Basit rahatsızlıklarda etkili. Ekinezya olsun, ıtır olsun, kekik olsun. Basit rahatsızlıklarda problem değil. Fakat rahatsızlık ağırlaşmışsa ağır vakalarda bunun damıtılarak elde edilen ekstraktı, ekstraktı etken maddenin tamamını alıyor. Şimdi bu aloe vera gibi. Aloe veranın tamamını kullanırsanız farklı, ekstraktını kullanırsanız farklı. Lahanada da öyle. Ekstraktı, özünü alıp kullanmak gerekir. Yani bazıları mesela Türkiye'deki bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların çoğu mesela alıç hapı yapıyor. Yaprağını çiçeğini öğütür, hap olmaz. Çay yapabilirsin. Hap yapamazsın. Yaprağı çiçeği kökü öğüterek toz haline getirip kapsül olmaz, hap olmaz, draje olmaz. Damıtılarak destilasyon veya ekstraksiyonla özünü alıp ondan bir şeyler yapılır. Yani burada Türkiye'de bu konuda maalesef çok büyük eksiklik var. Zamanla inşallah bu da düzelir. İnşallah. Ümidimiz çok teşekkür olur. Ediyoruz İbrahim Bey. Sizden öğreneceğimiz daha çok şey var. Bir sonraki programlarımızda daha çok şey konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz bize bilgilerinizi paylaştığınız için. Sağ olun.